bugünkü imamların, bugünkü davetçilerin, kendine Müslümanım deyip de işte her yaptığı işte cehalet mazerettir. Siz bu adama niye bunu söylüyorsunuz diyorlar ya. Hele hele tekfir edilmesini mi? Ama birileri bugün bir Müslümanın bilmeme halini, cehaletini neye sayıyorlar? Anında küfre hamlediyorlar ve onu dinden çıkartıyorlar. Ki o Müslüman küfrü lafz etse bile, fiili yapsa bile, evet ne dersin, senin yaptığın küfürdür ama sen kafir oldun, onun benim işim değil. Şeytan gelir sana dedi, kimdir yaptı işte bak, hadi sor. Biz ne deriz? Bunun fiilini tekfir ederiz ama kendisini değil. Biz toplumda hiç kimseyi tekfir etmiyoruz. Ama öncesinde İbrahim Aleyhisselam bir dua ediyor kardeşler. Diyor ki: "Ve iz kâle İbrahimu Rabbi ic'al hâzel belede eminen." Ya Rabbim bana bu beldeyi emin kıl. Devamında bunu getiriyor. "Vecnubni ve beniyye en ne'budel esnam." O zaman ya Rabbim beni ve benim çocuklarımı, torunlarımı putlara tapmaktan uzak tut. İlk önce o beldenin temizlenmesini, temiz kılınmasını, emin kılınmasını söylüyor. Ondan sonra çocuklarının da putlara tapmaması için Allah'a dua ediyor. Yani İbrahim Aleyhisselam da bundan çekiniyor kardeşler. Neden? Nedenini de bir sonraki ayette açıklıyor. Rabbi innehunne. Bakın ya Rabbim onlar var ya o putlar. İnnehunne. Edlelne kesiren minen nasi. O putlar var ya insanların birçoğunu senin yolundan saptırdı. Femen tebi'ani fe innehu minni. Her kim bana tabi olursa bendendir. Devamında diyor ki: "Ve men asani fe inneke gafurur rahim." Her kim de bana isyan ederse sen gafursun ve rahimsin. Ne demek istiyor? Ya Rabbim, yani bu putlar var ya birçok insanı saptırdı. Sen benim çocuklarımı bunlardan koru. Ama buna rağmen birileri bu putlara tapmaya devam ederse onlar benden değildir. İşte öyle bir İbrahim. Eğer taparlarsa da benden değildir. Ama eğer tapmazlarsa o zaman bendendir diyor İbrahim Aleyhisselam bu konuda. Tabii burada bize çok güzel örnekler var kardeşler. Yani kişinin korkması gereken meseleler var. Kişi bu meselelerden korkması lazım. İbrahim et-Teymi kendisi selefin büyüklerinden diyor ki İbrahim Aleyhisselam'dan sonra bu beladan, bu imtihandan kim emin olabilir ki? Yani İbrahim Aleyhisselam bile bu beladan, bu imtihandan emin olmaz iken bunun dışında kim emin olabilir? Kim? Yani her birimiz için burada ne var kardeşler? Burada büyük nasihatler var. Mesela örnek verecek olursak yine aynı şekilde biliyorsunuz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı da kendi imanından acaba biz münafık mı olduk diye hep çekiniyorlardı. Bugünkü insanlara bakıyorsun çok eminler, çok rahatlar, çok rahat yatıyorlar, rahat yiyorlar, rahat içiyorlar. Ondan sonra şirkin içinde de yüzüyorlar. Müşriksin dediğin zaman da kızıyorlar. Ya niye kızıyorsun kardeşim? Allah'a göz göre göre şirk koşuyorsun. Ya biraz insan çekinir ya. Hadi kendini Müslüman zannediyorsun. Müslüman zannetsen bile biraz kendinden emin olma ya. De ki ya Rabbim de beni şirkten kurtar de. Beni isteyerek veya istemeden sana şirk koşmaktan kurtar de. Bunu peygamber yapmış bu duayı. Düşün İbrahim Aleyhisselam. Tevhid imamı. O bile ne yapmış? O bile bundan emin olmamış. Buna rağmen bakıyoruz insanlar bu konuda kendilerinden çok eminler. Biz de birilerine şunu dediğimiz zaman ya Allah'a şirk koşma veya şirkten sakın diye nasihat ettiğimiz zamanlar bazı insanlar ne diyor? Ya o sana niye öyle söylüyor ki? Sen zaten Müslümansın, gitsin müşriklere söylesin diyor. Onun müşrik diye kastettiği kim biliyor musunuz kardeşim? Yahudi ve Hristiyan. Sanki sadece Yahudi ve Hristiyanlara inmiş bu ayetler. Sanki sadece Yahudi ve Hristiyanlar bu konuda kendilerinden eminler veya aksiler. Baktığın zaman meseleye
Bunların yaptığı ne biliyor musunuz kardeşler? Bugünkü imamların, bugünkü davetçilerin kendine Müslümanım deyip de işte her yaptığı işte cehalet mazerettir. Siz bu adama niye bunu söylüyorsunuz diyorlar ya. Tekfir edilmesini mi? Allah'ın elçisi? Yani bırak tekfir etmeyi, azarlamadı bile. Ama birileri bugün bir Müslümanın yani fıkhi bir meselede olsun, itikadi bir meselede olsun bilmeme halini, cehaletini neye sayıyorlar? Anında küfre hamlediyorlar ve onu dinden çıkartıyorlar. Eğer adam cahil ise ehl-i sünnet vel cemaat onu tekfir etmez. Ona kafirsin demeyiz hemen. Fiili yapmış olduğu küfürdür ama ona bizzat sen kafirsin demeyiz. Çünkü engel var. O engelden bir tanesinde de cehaletti. O Müslümanın velev küfrü var ise sen küfür nutk edemezsin onun üzerine. Velev ki o Müslüman küfrü lafz etse bile, fiili yapsa bile evet ne dersin senin yaptığın küfürdür ama sen kafir oldun onun benim işim değil. Şeytan gelir sana de bir gündür yaptı işte bak hadis var. Yapıp bunu yapsa kafirdir, müşriktir, küfür oldu. Biz ne deriz? Bunun fiilini tekfir ederiz ama kendisini değil. Biz toplumda hiç kimseyi tekfir etmiyoruz. Hiç Müslümandır, zahiren İslam iddia edin biz tekfir etmiyoruz. Ya Allah'tan korkun ya. Ya benimle uğraşacağına git müşriklerle uğraş. Git o putlarla uğraş. Git tağutlarla uğraş. Benimle niye uğraşıyorsun? Ben bütün peygamberlerin korktuğu şeyden insanları sakındırmaya çalışıyorum. Sen ise gelmişsin benimle uğraşıyorsun. Diyorsun ki niye Müslümanlara şirkten bahsediyorsun? Ya tabii ki bahsedeceğim. Varsa yaptığı bir amel ondan vazgeçecek. Yoksa da ondan korkup çekinecek. Bu kadar. Sen kendine niye dert ediniyorsun ki? Sen benimle uğraşacağına git tağutlarla, onun kullarıyla uğraş. Benimle uğraşma yani. Dolayısıyla bu nedir kardeşler? Bu gerçekten içinde bulunduğumuz meselede insanların İbrahim'in milletinden ayrıldığının delilidir. Kardeşim git adamlar şirk işliyor gözün önünde git onlarla uğraş. Çünkü aynı şeye şirk diyoruz bazı kimselerle. Mesela oy verme şirk mi diyorsun? Evet şirk diyor. Tamam ben de şirk diyorum. Yapan müşrik mi? Yok değil. Niye? Mazurdur diyor mesela. Ben de diyorum ki tamam kardeşim sen öyle diyorsun. Öyle mi? Öyle. Ben gidiyorum adama nasihat ediyorum. Yapma. Bak bu yaptığın şirktir diyorum. Ya diyor niye Müslümana şirk diyorsun? Mübarek benimle uğraşma. Git şirklerle uğraş. Git onlarla uğraş. Ama adam ne yapıyor? Adam bırakıyor müşriği, şirki gelip benimle uğraşıyor. Sen haricisin niye müşrik dedin? Ya hadi benim hariciliğim kendime. Kardeşim bu adam ateşe gidiyor. Sen buna engel ol. Şirk işliyor. Senin fikrine göre de şirk işliyor. Adam Allah'tan başkasına dua ediyor. Adam kabirden yardım istiyor. Adam gidip onunla uğraşmıyor. Geliyor yine seninle uğraşıyor. Sen haricisin diyor. Gelip seninle uğraşıyor. Ya kardeşim benim kime zararım olmuş? Ben kimin malını almışım? Peygamber aleyhissalatü vesselamın hangi hadisini inkar etmişim? Allah'ın hangi hükmünü beğenmemişim, değiştirmişim. Sen git benimle uğraşacağına, git o şirklerle, o müşriklerle uğraş diyeceğiz biz bunlara. İşte bu nedir kardeşler? Bunların yaptığı İbrahim'in milletinden uzak uzak bir şekilde ayrılmaktır.